Pekala, soru 26dayız. Aşağıda gösterilen dörtgende. Dörtgen evet, dört kenarlı. A açısının ve C açısının toplamı nedir diyor. Burada bilmeniz gereken şey bir dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamının 360 derece olduğudur. Şöyle düşünebilirsiniz şimdi. Tamam, bunu da ezberlenmesi gereken bilgiler bankasına ekleyeyim hemen. Şimdi tıpkı bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olması gibi bunun nereden geldiğini konuştuk. Ben de size hayır derim. Bunu ezberlemenize gerek yok. Çünkü bir dörtgeni hayal ettiğinizde hemen bir dörtgen çizeyim sizin için. Üstelik bu anlatacağım sadece dörtgenler için değil, tüm çokgenler için de geçerlidir. Diyelim ki bu sıradan bir dörtgen olsun. İç açılarının toplamının 360 olduğunu ezberlemenize gerek yok. Ezberleseniz de faydalı olabilir tabii ama bunu herhangi bir çokgen için nasıl ispat edebileceğinizi göstereyim. Tek yapmanız gereken bunu köşegenler yardımıyla üçgenlere bölmek. Böylece yalnızca tek bir şeyi doğrudan bilmeniz yeterli. Dörtgeni üçgenlere böldüğünüzde bu açı, şu açı ve şu açının toplamı 180'e eşit olmalıdır ve bu açı, şu açı ve şu açının toplamı da 180'e eşit olmalıdır. Yani dörtgenin kendisindeki açılar bu açı bu açı bu açı ve bu açıdır. Bu açı şu ikisinin toplamıdır ve bu açı da şu ikisinin toplamıdır. Yani eğer bu üçünün toplamı 180 ise ve bu üçünün toplamı da 180 ise bu dört açının toplamı da 360'a eşit olmalıdır. Üstelik bu yöntemi başka herhangi bir çokgende de kullanabilirsiniz mesela. Beş kenarlı bir çokgen için deneyelim. Bir beşgen çizelim. 1 2 3 4, 5 kenar. Hmm. Bir beşgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sorarsak, tek yapmamız gereken bunu üçgenlere bölmek olur. Köşegenler yardımıyla beşgeni kaç üçgene ayırabiliyoruz? Bir bakalım. 1, 2. Bu üçgenlerin her biri yani açılarının toplamı 180'e eşit. Yani eğer soruyu cevaplamak isterseniz şu 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 açıları toplamanız gerekir. Bu da 180 çarpı 3 eder ki o da 540'dır. Bu da bu çokgenin açı ölçüleri olacaktır. Çünkü şu 3 açı şuna eşittir, şuradaki açılar şuna eşittir ve şu açılar da şuna eşittir. Şimdi ümit ediyorum ki eğer size 20 kenarlı bir çokgen verirsem içerisinde kaç tane üçgen sığdırabileceğinizi bulabilirsiniz. Ve böylece kaç tane açısı olduğunu bilirsiniz. Her neyse, dörtgene geri dönelim. Dörtgende iç açıların toplamı 360 derece olacaktır. Yani şöyle söylersek, A açısının ölçüsü artı C açısının ölçüsü artı şu iki açı kaçmış bunlar? Yazayım en iyisi 95 artı 32 toplamları 360 olmalı. Şöyle yazıyorum a artı c bir bakalım 95 artı 32 127 eder artı 127 eşittir 360. a artı c eşittir 360 eksi 127 o da ne yapar? 233 yapar aynen öyle doğru seçenek de işte bu gayet güzel. Geldik soru 27'ye. Eğer ABCD bir paralel kenar ise, yani bu kenarları birbirine paralel demek, BD uzunluğu kaçtır diyor. Bir başka ilginç şey daha. Ispatını yapmayacağım ama bunu bilmek iyi olur. Eğer elinizde bir paralel kenar varsa karşılıklı kenarları paraleldir ve paralel kenarın köşegenleri birbirini ortalar. Bunun anlamı şudur. Ee, bir köşegen diğerinin tam olarak ortasından geçer. Yani bu köşegen bu köşegeni ikiye böler. Yani burası 6 ise burası da 6 olacaktır ve bu köşegende BD'yi 2'ye böler. Yani burası 5 ise burada 5 olmalıdır. Sonuç olarak BE eşittir 5, ED eşittir 5. Öyleyse BD uzunluğu 10 olmalıdır. Doğru yanıt A şıkkı. Evet, izin verin 28. soruyu buraya kopyalayayım. Evet, bir dik koninin yarı çapı 5 inçtir. Öyle olsun, zaten bizim için çizmişler. Koninin yanal alanı nedir diyor. Yanal alan derken, evet güzel bize nasıl hesaplanacağını da vermişler. Koninin yanal alanı pi çarpı r çarpı l imiş. Burada l ana doğrunun uzunluğu oluyor. R'nin ne olduğunu biliyoruz. R'yi bize vermişler. 5. Tek yapmamız gereken L'yi bulmak. Yani ana doğru uzunluğunu bulacağız. Sanki şuralarda bir Pisagor teoremi görünüyor değil mi? Evet, evet benziyor. Bu bir dik açı. Biraz garip görünüyor olabilir çünkü üç boyutlu bir çizim bu. Ama burada bir dik üçgen oluşuyor. Yalnızca koniden bir kesit alıyoruz ve diyoruz ki 5'in karesi artı 8'in karesi L'nin karesine eşittir. Burası bir dik açı. L de hipotenüs yani 25 artı 64 eşittir L'nin karesi. O da 89'a değil mi? Eşit. Doğru. L'nin karesi 89. Buradan L'yi kare karekök 89 olarak buluruz. Eğer bir yerde hata yapmadıysam bakayım ha güzel. Şıklar arasında bir yerde karekök 89 varmış zaten. Muhtemelen doğru yoldayız. Şimdi L Karekök 89'a eşit, bize koninin yanal alanını pi çarpı r çarpı L olarak hesaplanacağını söylemişler. Yani pi çarpı r çarpı L eşittir pi çarpı r taban yarıçapı ki o 5 çarpı ana doğru ki o da karekök 89'a eşit. Bu da eşittir 5 pi çarpı kök 89, oradan da kenardan bakı verdim d şıkkına ulaştık. Kök 89 gibi bir sayı gördüğünüzde endişelenmeye başlarsınız belki endişelenmeyin şıklardan biri bizim. Belki 29. soru. Bir cumartesi sabahındayım saat henüz çok erken. Eşim hala uyuyor bir ay içerisinde ilk bebişimizi bekliyoruz. Herhalde uyumak onun için iyi oluyordur. Bana da matematik videosu kaydetmek için daha çok zaman kalıyor. Neyse bu konulara niye girdim bilmem. Evet hazırız ABCD şekli bir deltoid bir uçurtma gibi görünüyor değil mi? ABCD şeklinin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bize verdikleri her şey santimetre türünden. Bu yüzden santimetre biriminde kalırsak sorun yaşamayacağız. Evet, bunun alanı nedir? Buradaki her üçgenin alanını bulabiliriz öyle değil mi? Peki bir üçgenin alanı neydi? Bir üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklikti öyle değil mi? O zaman bu üçgenin alanı kaçtır? Aslına bakarsanız burası simetrik. Bu üçgenin alanını biliyorsak, bu üçgenin alanını da biliyoruz demektir. Çünkü burası 6 ve 8, burası 6 ve 8. Öyleyse bunun alanı 6 çarpı 8'den 48, 48 çarpı 1 bölü 2 eşittir 24. Aynı mantıkla bu üçgenin alanı da 24 olacaktır. Bu ikisini topladığınızda 48'i buldunuz. Bu ikisinin toplamı 48. Şimdi bu üçgene geçelim. 8 çarpı 15 bölü 2. O da nedir? 4 çarpı 15, 60. Aynı mantıkla Burası da aynı alana sahip olacaktır. Yani 60. Aslında 1 bölü 2 ile çarpmaya gerek bile yok. Çünkü sonunda 2 ile çarpacağız. Ama her neyse elimizde 60 artı 60 artı 24 artı 24 var. Bu da 120 artı 48'den 168 eder. Öyle değil mi? C şıkkı. Güzel. Sıradaki soru. Geliyor, geliyor. Evet, evet. Güzel. Bu soruları seviyorum. Peki. Silindirik bir fıçının çapı 22 inç ise düz bir yüzeyi de 8 tam tur attığında kaç inç dönmüş olur? Evet, soru bu. Burada bir tekerlek hayal edebiliriz öyle değil mi? Bir çeşit araç lastiği. Bir daire çizeyim. Bu silindirik fıçıya yan tarafından bakarsak, çünkü bence bizi ilgilendiren kısmı sadece orası. Evet, burası yan tarafı. Diyorlar ki bu fıçının çapı 22 inç. Yani bu uzunluk. Evet, tam buradaki uzunluk 22. Ve diyorlar ki, bu şey düz bir yüzeyde 8 tur dönecek. 8 tur yuvarlanacak. Sağa doğru hareket edecek olsun. Ve 8 kez yuvarlanacak. Biraz düşününce, çevresinin 8 katı kadar ilerlemiş olacak değil mi? Eğer bu noktadan harekete başlarsa, çevresi kadar uzunlukta hareket ettiğinde aynı nokta tekrar yere değiyor olacak. Bunu düşünmenin kolay bir yolu, bu şey sağa doğru yuvarlanırken bir birim hareket ettiğinde çevre uzunluğunun bir birimi yere değiyor olacak öyle değil mi? Veya 1 santim veya 2 inç fark etmez. O zaman da çevre uzunluğundan 2 inç yere değiyor olur. Kısacası 8 dönüş 8 çevre uzunluğu kadar ilerleme demektir. Peki çevre uzunluğu nedir? Çevre uzunluğu pi çarpı çapa eşittir. Bize verdikleri çap zaten 22. Yani çevre uzunluğu 22 pi eder. 8 dönüşte 8 çevre uzunluğu hareket edecek. Yani 22 pi çarpı 8. Bu da eşittir. 176 pi. Bu da C şıkkı demek. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere demek aynı zamanda.